Ya bir günümüz de aksiyonsuz geçsin, bir işimiz de rast gitsin, bir işimiz de düzgün olsun yani ne olur ne çıkar yani. Çiçekçi! Ya abla şunlardan şöyle karışık birkaç demet yapsana bize. Ay yok ya yetişmeyecek. Ya hazırlayamayacağız arabayı Allah'ım ya. Böyle son dakika mı haber verilir? Adam da evleneceğini son dakika öğrendi Burcu ne yapsın? Var ya tebrik diye yanaşmasam durumu anlamasak biterdik. Ay kulaktan kulağa nasıl da oynattılar bizi ya. Ay Kemal amca falan anlamamıştık değil mi? Yok yok anlamadı. Hah hazır mı ablacığım ne kadar borcumuz? Şöyle verim ama üstü kalsın sağ olasın. Hadi. Aa, Burcu şu zımbırtılardan lazım. Kurdeliler falan var ya onlar olmazsa olmaz. Arabayı süslemezsek direkt çakarlar. Şey yapmamız lazım. Sen şu arkadan git. Ben de buradan gideceğim. Burada buluşacağız sonra tamam mı? Çabuk. Tamam, haberleşiriz tamam, çabuk. Ya. Ya Allah aşkına başka harf bulamadın mı? Bayağı cam kırtasiye vitrine dönmüş bu. Ya bir de şu alt tarafa fotokopi çekilir de yazdırsaydın bari. Allah Allah. Vallahi bu kadar zamanda ancak bunları bulabildik Burcu Hanım kusura bakmayın. Senin bebek de şahaneymiş. Sanki her şey tamamdır yok eksik. Hı. Patron. Sen ne yaptın ya? İlker işte ya, İlker ya. Bir şeyde de tıkan değil mi? Bir şeyde becereme. Bir şeyde de yeteneğin eksik kalsın. Ama yok işte, yok. Her yaptığım işten sonra kendimle gurur duymaktan başka hiçbir seçeneğim kalmıyor yani. İlker bu ne? Hayır yani bunun bir adı var mı? Var tabii hayatım, gelin arabası. İlker ne yapmışsın canım benim? Kapıyı da bağlamışsın. Hediye paketi gibi yapmışsın. İçine bilinecek bunun İlker. Üf ya. Ben var ya hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. Ya bir dur bebiş ya. Bir dur sen de bir dur bebiş. İlker! Efendim hayatım nasıl yardımcı olabilirim? Aşkım sen ille de yardımcı falan mı olmak istiyorsun? Evet. Tamam. Bence sen hiç yardımcı falan olma. Aynen öyle olduğun yerde kal tamam mı? Hadi çocuklar hadi çabuk olun gelecekler birazdan. Çıkışın. Kızım. Güzel kızım. Ne söylesem eksik kalacak şimdi. O yüzden sana bir tek şey söyleyeceğim. Aile her şeydir kız. Sadece çok önemli bir şey değil, her şeydir. Ne olursa olsun sevgini susma, saklama, söyle. Tamam mı? Bak ben yıllarca sustum, söyleyemedim. Nasıl olsa günün birinde herkes susacak. Hazır vakit varken ailendeki herkese ama herkese seni seviyorum de. Sanki yarın söyleyemeyeceğim aşkım. En çok da kocana. Baba. Yanır boyu mutlu olasın. Kızım sana emanet delikanlı. Birbirinize dikkat edin. Hiç merak etmeyin efendim. Anne. Babam anlamış mıdır? Anlamamıştır değil mi? Anne ne olur anlamasın. Anlamadı. Hayır, hayır. Sen ne kadar fedakar bir evlatsın. Ne kadar güzel bir çocuksun sen. Canım mı? Gelin çiçeğini dağıt.
hiçbir şeyin eksik kalmasın. Tamam. Evet, Öykü gelin çiçeğini atıyor. Hayatı. Sevgilim, ben birden havaya girdim ya böyle. Hayırdır? Ufuk'ta evlilik falan mı var İlker? Yok. Akus. Çok sağ ol Mete ya. Yani sen de böyle bir duruma soktun kendini ama sen olmasaydın. Öykücüğüm, inan bana yani. Ben de şu an içinde bulunduğum durumun şaşkınlığını yaşıyorum da. Neyse, sen boş ver bunları. En azından her şeyi hallettik de ayarladık son anda. Bak, Kemal abi mutlu. Sen mutlusun. Bak, Ayaz da İlla ki sana neye gelemediğini açıklayacaktır. Eminim ki çok sağlam bir sebebi vardır. Olmalı. Neden ne olursa olsun Mete, bir önemi yok. Beni olmasa da yalnız bıraktı. Yani Öykü, ben de ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ya kaç yıllık arkadaşım, sesini böyle duymamıştım ya. Bilmiyorum. Ne olduysa oldu Mete. Olan biten hiçbir şeyi sormayacağım. Sonuçta gelmedi. Ve ben ona güvenmiştim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.